Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere selüloz konusunu anlatacağız. Selüloz bitki yapı taşıdır. Bu nedenle biz bitkisel liflere aynı zamanda selülozik lifler adını vermekteyiz. Selüloz kabuğu formülü altı karbon, 10 hidrojen, 5 oksijen olan bir polisakkarittir. Diyoruz. Evet. Demek ki selülozun genel formülü arkadaşlar 6 karbon, 10 hidrojen, 5 oksijen şeklinde ifade ediyoruz. Bu formül selülozun aynı zamanda bir karbonhidrat olduğunu da gösterir. Karbonhidratlar moleküllerinde aldehit veya keton şeklinde bir karbonil grubu ile çeşitli sayılarda alkol grupları içeren bileşiklerdir şeklinde tanımlanır. Kaba formülleri CH2 şeklinde ifade edilir. Diyebiliriz. Moleküllerindeki karbon sayısına bağlı olarak diyelim 6 veya daha az ise, tabi yine az olan nedir arkadaşlar? Karbon sayısı 6 veya daha az ise monosakkarit, iki monosakkarit birleşmesiyle disakkarit, çok sayıda monosakkarit birleşmesiyle de polisakkarit meydana gelecektir. Selüloz bir monosakkarit olan beta glikozun çok sayıda birleşmesi sonucu
meydana gelmiş bir polis hakaretidir. Bir polis hakaretidir. Glikoz yapısını inceleyecek olursak arkadaşlar, glikoz selülozun monosakkariti glikoz olduğu için monosakkarit yapısında 6 veya daha az karbon içeren bileşiklerdi. Glikozun yapısında arkadaşlar 6 tane karbon atomu bulunmakta. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbon atomu bulunuyor. Evet, ekranda yansısın. Karbon atomlarına da arkadaşlar 6. karbon atomu, evet, bu şekilde olacak. Hatta silelim, tekrar yazalım. Karbon atomlarına da alkol ve hidrojen gruplarının bağlı olduğunu gösterelim. Evet. 6 karbonlu bir glikoz atomunun glikozun açık formunu çizmiş olduk. Birinci karbon atomu, birinci karbon atomu, ikinci karbon atomu, üçüncü karbon atomu, dördüncü karbon atomu, 5. karbon atomu ve 6. karbon atomu şeklinde ifade ediyoruz. 1. karbon atomuna bağlı olduğu grup bizim için arkadaşlar aldehit grubu. Aldehit grubudur diyoruz. 2, 3, 4, 5. karbon atomlarının bağlı olduğu bu gruba sekonder alkol grubu adını veriyoruz. Alkol grubu. 6. karbon atomunun bağlı olduğu gruba da primer alkol grubu adı verilmekte. Evet. Primer alkol grubu adını veriyoruz. Demek ki glikoz arkadaşlar, tekrarlayacak olursak, açık formülü 6 karbonlu olan, 1. karbon atomunda aldehit grubu, diğer karbon atomlarında alkol ve hidrojen atomlarının bulunduğu bir yapı. 2, 3, 4, 5. karbon atomlarında sekonder alkol grubu, 6. karbon atomundaki alkol grubu ise primer alkol grubu olarak ifade ediliyor. Glikozun açık olan bu yapısını biz halka şekline dönüştürmek durumundayız. Halka şekline dönüştürmek için ise arkadaşlar yapıyı kendi içerisinde bir reaksiyona tabi tutacağız. Reaksiyonumuz 1. karbon atomu ile 5. karbon atomu arasında meydana gelecek arkadaşlar. 1. karbon atomu ve 5. karbon atomları arasında meydana gelecektir. Reaksiyonumuzu yapalım. Amacımız halka düzlemi şeklinde getirmek olduğu için, evet, bakın şu şekilde halka düzlemi şeklinde getiriyoruz. Hatırlayacak olursanız 6. karbon atomu 5. karbon atomuna bağlı olduğu için burası bizim için demek arkadaşlar 5. karbon atomunu ifade ediyor. Bu kısım ise 1. karbon atomunu ifade ediyor. 2. karbon atomu, 3. karbon atomu ve 4. karbon atomu. Bu karbon atomların da yapısındaki alkol ve hidrojen gruplarını da çizecek olursak, evet,
Bu şekildeki glikoz yapısına biz arkadaşlar piren halkası diyoruz. Piren halkası ve beta glikopiranoz halkası şeklinde de ifade ediyoruz. Bu yapıdaki evet birinci ile beşinci karbon atomunu bağlayan bu bağı biz yarı asetal oksijen adını veriyoruz. Ya da yarı asetal bağı da deniyor. Yarı asetal oksijeni adını veriyoruz. Tabii beta glikoz yapısından bahsettik. Bu yapının alfa glikoz şekli de var. Alfa glikoz ile beta glikoz arasındaki fark şu arkadaşlar. Hemen gösterelim. Bakınız yapı eğer bu şekilde alkol grubu ve hidrojen grubu yer değiştirmişse işte şu yapıya biz alfa glikoz yapısı adını veriyoruz. Ama önemli olan nokta arkadaşlar, önemli olan nokta selülozun elde edilmesinde, bitki yapıtaşı olan selülozun elde edilmesinde beta glikoz yapısının kullanılması gerekli. Dolayısıyla bizim için gerekli olan yapı beta glikoz yapısıdır diyoruz. Biz karbon atomlarını belirtmeden de bu yapıyı yazabiliyoruz arkadaşlar. Hemen onu gösterelim. Bakınız. Aynı yapıyı karbon atomlarını yazmadan da yazabiliyorum. Beta glikoz. İşte selülozun formülünde ne demiş? Selülozu tanımlarken ne demiştik arkadaşlar? Beta glikozun N tanesinin çok sayıda beta glikozun polimerleşme reaksiyon ürüne biz selüloz denir demiştik. Evet, demek ki bir polimerleşme reaksiyonumuz söz konusu olacak. Polimerleşme reaksiyonu. Bunu isterseniz şu yatay kısmı kullanayım. Şu şekilde. Evet. Bakınız. Ha, bu arada polimerleşme reaksiyonuna geçmeden önce reaksiyon nasıl meydana geldiğini ifade edelim. Karbon atomlarını tekrardan belirtelim. Birinci karbon atomu, ikinci karbon atomu, üçüncü karbon atomu, dördüncü karbon atomu, beşinci karbon atomu ve altıncı karbon atomu. Reaksiyon şu şekilde meydana gelecek arkadaşlar. Birinci karbon atomundaki alkol grubu ile dördüncü karbon atomundaki alkol grupları karşılıklı etkileşecekler. Bir polimerleşme reaksiyonu ile etkileşecekler ve burada bir bağ yapısıyla glikoz halkalarını da birbirine bağlamış olacağız. İşte gelin bu bağ yapısını size göstermeye çalışalım. N tane olduğu için şuraya nokta nokta olarak ifade edeyim ben. Hemen yapıdaki fonksiyonel grupları da çizmiş olalım. Bu fonksiyonel grupları da çizerken arkadaşlar fonksiyonel grupların yerleşim düzenlerinde dikkat etmek durumundayız. Evet, yeter bir 3 tane. Sonsuzluk olduğu için nokta nokta olarak ifade edelim. Tabii reaksiyonumuz esnasında arkadaşlar su açığa çıktığında hemen ifade etmiş olalım. Reaksiyonumuz sonucunda bir su açığa çıkacak. N tane, bakınız burada N tane
reaksiyona girmişti. Dolayısıyla açığa çıkan su miktarı da en eksi 1 kadar olmuş olacak. Önemli olan nokta burada bakınız. Burada glikoz birimlerini birbirine bağlayan bir oksijen bağımız var. Biz bu bağı arkadaşlar ne diyormuşuz? Biz bu bağı oksijen bağı, oksijen bağı, glikozit bağı ya da asetal bağ olarak ifade ediyoruz. Bu bağlar demek ki biz oksijen bağı, glikozit bağı ya da asetal bağ olarak ifade ediyormuşuz. Oluşan bu yapıya da biz ne adını veriyormuşuz? Selüloz adını veriyormuşuz. Şimdi bu yapı üzerinde bakacak olursak önceki derslerimizden de polimerin oluşum reaksiyona göre polimerleri biz kaç ayırmıştık arkadaşlar? Oluşum reaksiyonu baz aldığımızda polimerleri ikiye ayırdık. Bir adisyon, bir de kondenzasyon. Peki selüloz bu yapısı itibariyle adisyon polimeri midir, kondenzasyon polimeri midir? Yan ürün açığa çıktığı için, yan ürün açığa çıktığı için arkadaşlar bir kondenzasyon reaksiyon ürünüdür diyoruz. Yine biz polimerleri monomerin türüne göre sınıflandırmıştık. Homopolimer ve kopolimer. Kopolimer yapılarını anlatmıştık size. Selüloz bir homopolimer midir? Bir kopolimer midir? Hemen bakınız. Selüloz neydi arkadaşlar? Beta glikozun N tanesinin reaksiyonuyla oluşan bir üründü, bir polimerdi. Dolayısıyla reaksiyona tek bir ürün girdiği için bu monomerin polimer yapının içerisindeki monomerin türüne göre homopolimer olarak adlandırmış oluyorduk. Ve bir de düzenleniş şekline göre ifade etmiştik. Düzenleniş şekline göre polimerleri sınıflandırmıştık ki demiştik ki tekste kullanılan liflerin tamamı lineer düz zincir yapısındandır demiştik. Bakınız lineer düz zincir yapısını da gördüğünüz üzere bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Selüloz zincir lineer düz zincir şeklindedir diyoruz. Evet, buradan yola çıkarak hemen bakınız yukarıdaki şeklimiz orada dursun arkadaşlar. Evet, şöyle ayarlamayı yapalım. Evet, şeklimiz dursun. Bakınız size en sade haliyle bir selüloz polimer zinciri çizmeye çalışalım. Bakınız. Evet. Hatta biraz geniş de alabiliriz. Selüloz zinciri. Evet. Selüloz zinciri de arkadaşlar ney vardı? Serbest halde alkol gruplarımız vardı. Hemen bu alkol gruplarının da yerlerini gösterecek olursak bakınız alkol gruplarımız serbest halde bulunuyor. Alkol grupları zincir içerisindeki alkol grupları karşılıklı etkileşim haline geçiyor. Karşılıklı etkileşiyor. Bakınız burada alkol gruplarının karşılıklı etkileştiğini görüyoruz. Bu etkileşimdeki bağımıza biz hidrojen bağı diyoruz. Hidrojen köprüsü. Hidrojen köprüsü adını veriyoruz. Demek ki arkadaşlar yazacak olursak selüloz zincirindeki alkol grupları hidrojen köprüleri üzerinden birbirlerine bağlanarak zincirde kristalin bölgeleri oluştururlar. Evet. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Demek ki bu bağlanma yapısı, bu yapılar alkol grupların karşılıklı etkileşmesi
selüloz zincirinde kristalin bölgelerinin varlığını ortaya çıkartıyor. Doğal liflerde kristalin alan %65-70. Selüloz liflerde kristalin alan %35-40'tır şeklinde ifade ediyoruz. İşte bu oran aynı zamanda doğal liflerdeki selüloz ile rejenerel liflerdeki selülozun bir takım özelliklerinde, özellikle mukavemet gibi bir takım özelliklerinde farklı olduğunun bir göstergesidir şeklinde ifade ediyoruz. Bu konuyu tekrarlayacak olursak özellikle selüloz zincirinde bir kristalin bölge oluşumu nasıl meydana geliyormuş arkadaşlar? Selüloz zincirinde serbest durumda bulunan alkol grupları karşılıklı etkileşerek, hidrojen köprüsü üzerinden karşılıklı etkileşerek kristalin bölgeleri meydana getiriyor. Doğal liflerde kristalin bölge oranı %65-70, rejenere selülozik liflerde kristalin bölge oranı %35-40'tır diyoruz. Aynı zamanda son olarak bir ilave yapacak olursak, bir selüloz zincirindeki bir glikoz biriminde 3 tane serbest halde alkol grubu bulunuyor. Bakınız, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani selüloz üzerinde 3 tane alkol grubu söz konusuymuş. Arkadaşlar, bugün size selülozun yapısını ve selülozda kristalin bölge oluşumunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.